Halacığım nasılsınız? İyisiniz. Niye böyle bar kadını gibi giyiniyorsun? Ay ne bar kadını ya? Farkında mısınız bilmem ama ben bir moda ikonasıyım hala. Para veriyorlar mı? Ne parası? O dediğin şeyi yaptırtmak için sağ para veriyorlar mı? Yoksa bedavaya mı böyle hokkabaz gibi el aleme malamat oluyorsun? Ay hala var ya, sizinle birkaç ay geçiren kanser olur ha. Yani bunu yapabilitiniz var yani. Seninle de birkaç ay geçiren kör olur. Kele hiç aynaya, bir haline bakmıyor musun sen kızım? Destur Allah, sen bilirsin. Ne öyle şeytan gibi? Kız Burhan, ne yaptın kendine? Ay Şahikacığım, başımızdaki belayı biliyorsun. İnşallah gün olur, kervan döner. Bir iki güne çözülecek inşallah. Biz de ferah kavuşacağız ama hırsız bulunana kadar Burhan Bey böyle şekil yaptı kendine. Kızım olayı biliyorum da bu mudur yani? Böyle daha çok dikkat çekeceksin gerizekalının başkanı. Olayı bizzat araştırıp kendim öğreneceğim Şahika Hanım. Onun için de daha rahat olmak açısından Sherlock Holmes kıyafeti... Yanam! Hırsızı buldum Şahika Hanım. Çüş! Ne diyorsun hoşik? Ya o çalınan mücevherlerden birisi var ya, ha. O Şahika Hanım'ın şu anda hırtlağında. Ben gözümle gördüm. Bu kolyeydi. Hatta fotoğraflarını da çektim. Bence şu anda hırsız Şahika. Ya manyak manyak konuşma, dersizin başkanı. Ben bunu bir sene önce ikinci el mücevher satan bir kuyumcudan aldım. İkinci el mücevher mi? Evet canım, bazen zengin aileler dara düşünce mücevherlerini satarlar. Benim o kuyumcu da akbaba gibi onları toplar bize getirir. Bir dakika. Bu kolye bizzat kendisi ise vitrinden çalınan sahtesi miydi acaba? Osman dostum da yalıyı gizlice satın aldım demişti. Bu aile gerçekten fakir mi lan yoksa? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.